Dost köyüne gidersen benim de halimi de seher yiyelim. Sözleri aşık Ruhsati'ye ait bir deyiş dinlediniz. Erdal Erzincan seslendirdi. Değerli dinleyenler, bugünkü programımızda aşık Ruhsati'den söz edeceğiz. Asıl adı Mustafa olan aşık, 1835 yılında Sivas Kangalı ilçesine bağlı Deliktaş köyünde dünyaya gelmiş. 12 yaşında annesini, ardından babasını kaybeden Mustafa, köyün zenginlerinden Ali Ağa'nın yanında çobanlık ve çiftçilik yapmaya başlamış. Ali Ağa, hatır gönül bilen ve sevilen ağalardan biri olduğu için geleni gideni çok olurmuş. Hele aşıklar ve dervişler pek sık gelirmiş evine. Küçük Mustafa da her konuk göçenden bir harf öğrenirmiş. Zaman geçip delikanlılığa adım atan Mustafa, evde kurulan meclislere katılmaya başlamış ve orada öğrendikleriyle sözden, sazdan anlar hale gelmiş. Söylenildiğine göre, eline kalemi veren Hoca Feryadi, sazı veren de aşık kusurunu olur. Ancak söze ağırlık veren, gördüğü rüya sonrası Babil Aşıklar Kervanı'na katılan Ruhsati, saz çalmayan bir aşıktır. Şimdi sözleri aşık Ruhsati'ye ait bir uzun hava dinliyorum. Yöre Sivas, ilçesi Dibri'yi, kaynak Aşık İsmail Nani. Yine bahar geldi bülbül sesinden. Seda verip seslendi mi yaylalar? Çevre yanın lale sündür durmuş. Gelin olup süslendi mi yaylalar? Mustafa Ek'e seslendiriyor. Seda verip seslendin mi yaylalar? Çevre yalın lale sündür bürümüş. Gelin olup süslendin mi yaylalar? Öldüm öldüm yaylalar. Suna boydum yaylalar, çiğdem çiçek yaylalar. Gelin olup süslendin mi yaylalar, kurban olan yaylalar. Öldüm öldüm yaylalar. Çiğdem çiçek yaylalar. Elimde yok irade.
Ruhsatıyım don yüklerim kirada. Beni görüp yaslandın mı yaylar? Öldüm öldüm yaylar. Çiğdem çiçek yaylar. Kurban olan yaylar. Beni görüp yaslandın mı yaylar? Öldüm öldüm yaylar. Kurban olan yaylar. Çiğdem çiçek yaylar. Yarın haramı. Gençlik öldüğü tarafı devranı. İhtiyarlıkta devran sürülmez iş. Sözleri Aşık Ruhsati'ye ait deyişi, asıl adı Hamza Başyurt olan Aşık Emrah çalıp söyledi. Ruhsati'nin şiirlerine bakıldığında en çok Karacaoğlan'dan etkilendiği, Aşık Ömer ve Gevheri gibi şiirlerinde çoğu kez hece veznini kullandığı görülür. Çırağoğlan, aşık meslekiyle birlikte köy köy dolaşarak gezgin aşıklık yaptığı rivayet edilen Ruhsati'nin şiirlerinde ayrıca Pir Sultan Abdal, Kul Himmet Üstad'ın Dadaloğlu gibi aşıklarla çağdaşı dertli ve seyraniyin izlerini görmek de mümkün. Bir şiirinde, Azrail dolanır ruhsat kastına,
hakkım helal olsun cümle dostuma. Bir belli taş dikin kabrim üstüne. Bir gün devran döner, belirsiz ölür. Diyen ve ömrünün son zamanlarını köyünde imamlık yaparak geçiren Nusati, 1911 yılında Hakk'a yürümüştür. Aşığı saygıyla anıyoruz. Şimdi Kayseri Sarız yöresinden derlenen Aşık Ruhsati'nin bir deyişini dinleyelim. Daha senden gayrı aşık mı yoktur? Nedir bu telaşın vay deli gönül? Hele düşün devri Adem'den beri neler gelmiş geçmiş say deli gönül. Aşık Nesimi Çimen kaynakları eşi İda Ateş seslendiriyor. Thank you.